Sosyal medya insan ilişkilerini nasıl etkiliyor? Tek bir mesaj ile dünyanın öbür ucuna ulaşmak mümkün. Artık mesajları bırakalım bir kenara, emojilerle anlaşmak da mümkün. Peki nasıl etkiliyor bizleri sosyal medya? Şimdi bunları soracağız. Sosyal medya insan ilişkilerini nasıl etkiliyor? Sürekli elimizde telefon var, şu anda da olduğu gibi. Nasıl etkiliyor? İnsanları birbirinden uzaklaştırıyor mu sizce? Ya uzaklaştırıyor da ama faydası da var ya. Mesela diyelim ki Facebook'um var. Ben onu niye kullanıyorum? Ben çok bakıyorum, ölen var mı, kalan var mı? Çoğu ölüm haberlerini oradan alıyorum. Bilgilenmek amacıyla aslında güzel diyorum. Tabii canım, ha arkadaşlar neyi tartışıyoruz? Bankaya gideceğim. Şey yattı, ben onu gösterecektim. Niye gidiyorsun dedim, otomatik ödeme versene dedim ya. Nasıl alanı göstereyim sana, onu gösteriyor. Doğru, şu anda buradan aslında bilgilendiniz, bir avantajı da buradan geldi. Ama sen bunu kötüye kullanırsan kötü yönleri de alır. Sizce? Vallahi bizim için pek fark etmiyor, biz yaşlı insanız. O sosyal medyayla artık bizim ilişkimiz kesilmiş. Yüz yüze görüşüyoruz arkadaşlar. Bayanlar daha çok kullanıyor. Sosyal medyayı mı? Evet. Genelde gençler çok kullanıyor. Ya, ay vallahi orta yaşlı bayanlar da bir grup kurmuşlar. Nerede? Neden ama? Erkekler bak mesela burada dışarıda oturuyorlar. Çalıştıktan sonra burada zaman geçiriyorlar ama kadınlar hep evde. WhatsApp grupları olmasa ne yapacak bu kadınlar? Ya şimdi ama işte ben şunu demek istiyorum. Yerini zamanı da iyi seçsin. Şimdi mesela kalkmışsın. Evde bir işler varken onun başında oturulmaz ya. Süpürge yapmıyor, telefona bakıyor. Yemek yapmıyor, telefona bakıyor, öyle mi? Diyorsun ki ya şunu yaptın mı diyorsun, bazen duymuyor bile. Telefona bakınca sizi duymuyor mu? Aynen bakıyorsun diyor, dalmış oraya yani, saygısızlığından değil. Herkesin elinde bir telefon, uygulamalar, Instagram, WhatsApp, Facebook derken kopuyor bağlar. Hiç iyi etkilemiyor. Kötü etkiliyor yani. Kızın kafası yerde, hiç etrafını göreni yok. Peki yani insanlar bunu kötüye kullandığı için mi böyle, yoksa gerçekten olumsuz mu etkiliyor? Gerçekten olumsuz etkiliyor bence. Şimdi yani gerçekten yani aile ortamını şey yapıyor yani, gerçekten yani anne babadan uzaklaştırıyor. Kopartıyor değil mi? Çocuklar odalarına gidiyor, telefonu orada bakıyorlar. Uzaklaştırıyor. Mesela akşam işten geldiğin zaman bir şey sorduğun zaman cevap vermiyor. Herkes kendi şeyde, mesela sanal alemde. Artık yapacak bir şey yok. Yani bizim küçük çocuklarımız da var artık ama bilmiyorum yani, artık şu anda devreyle gözüküyor. Sürekli telefona mı bakıyorsun? Evet. Çünkü bu şey devirde artık yapacak başka bir şey olmadığı için biz de mecburen eğlenmek için onlara bakıyoruz. Neden çay alıp ailenin yanında oturup sohbet edemez misin? Çünkü şey onlar da bakıyor. O zaman sizi rol model alıyor. Siz de telefona baktığınız için o da bakıyor. Herkes bakıyor gerçekten yani, şu an sosyal medya şu anda yani direkt aile ortamımıza girdi ama yapacak bir şey yok. Ya tabii ki bundan uzaklaşmak lazım. Ya gerçekten aile ortamını geri tekrar kurmak lazım. Anne baba ilişkisini, çocuk ilişkisini tekrar kurmak lazım. Peki sizce nasıl etkiliyor? Bence de insanlar birbirinden uzaklaştırıyor. Bir de sürekli insanları bir yarış haline sokuyor. Yani aman şunu paylaşayım, aman bunu paylaşayım. Şuradan resim atmış, ben de atayım. O daha çok bakıyor, ben de daha çok resim koyayım, paylaşım yapayım. Yani gençliği tamamen bozuyor. Ve birbirinden uzaklaştırıyor. Birbirinden uzaklaştırıyor, asosyalleştiriyor. Eskiden hep beraber oturup sohbetler edilirdi. Şimdi hiç kimse yani WhatsApp'tan görüşüyorlar, Instagram'dan mesajlaşıyorlar. O zaman bugün şöyle bir deneme yapalım. Bugün üçünüz de telefonları bırakın. Sadece birbirinize zaman ayırın, sohbet edin. Bir günlüğüne telefonu bırakın ve deneyin. Sonuçları ne olacak? İnşallah. 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 İnşallah diyoruz. Telefonları bugün bırakıyoruz. İnşallah. Gençlerin elinde hep telefon var. Sürekli internetteler. Hayattan ben bir şey anlayamadım. 70 yaşına geldim. 70 yaşında hep çalıştım. Ne bileyim, şu memlekede profesör, doktor yetiştim. Onlar bile bana bakmadı. Ne anladım ben? Telefon olmasa ne yapardın? Bilmiyorum ne yapardım. Peki telefon nasıl etkiliyor insan ilişkilerini? İyi. Nasıl iyi? Konuşuyorum sadece telefonla. Başka bir şey yaptığım yok. Biz de saate bakıyorum. Allah Allah. Kafamızı hiç kaldırmıyoruz ki telefondan. Peki bu nasıl etkiliyor sence? Biraz... Sessizleşiyoruz yani, sohbet falan etmiyoruz aileyle. Uzaklaşıyorsunuz böyle de birbirinizden. Evet. Bugün kullanmasın telefon. Kesinlikle. Bugün telefonu alın, birbirinizle zaman geçirin. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Neden? Niye? Aldım evde hapçı. %100 çok etkiliyor ablacığım. İyi mi, kötü mü etkiliyor peki? Kötü etkiliyor ablacığım. Aileden koparıyor. Halktan koparıyor, arkadaştan koparıyor, dostluktan koparıyor, her şeyden koparıyor. Uzaklaştırıyor mu insanları? Her şeyi. Kendinden bile uzaklaşıyorsun.
Peki bu sizce insanların kullanımına mı göre değişiyor? Yani iyiye kullanan var, kötüye kullanan var. Normalde sosyal medya yani teknolojinin gelişmesi açısından. İyiye de kullansan uzaklaşıyorsun, kötüye de kullansan uzaklaşıyorsun. Her anlamda sosyal medya kötü mü? Aynen kötü. Yani bunu kullanmayı nasıl bilmek lazım? Mesela günlük bir 15-20 dakikanı ayırabiliyorsan, eğer bağımlı olamıyorsan, 15-20 dakikanı ayırıp da yani habere şuna buna bakıyorsan gayet iyi. Peki tamamen olmasaydı telefonlar, sosyal medya hiç olmasaydı nasıl olurdu? Olmasa iletişim olmalı. Telefon olmadı mı iletişim de olmaz. Sadece sosyal medya değil telefon. Ama sınırlı boyutta mı olacak? Yani şimdi kullanmasını bilmelisin. Sürekli telefonlara yoğunlaşıyoruz. O yüzden arkadaşlıklar falan azalıyor. Bunu derken de telefon elinizde yine. Evet. Arkadaşlıklarınız azalıyor mu? Evet. Size zaman ayırıyor mu arkadaşınız sürekli telefonla geziyor? Yok biz zaten sürekli beraberiz ya. Hiç ayrılmıyoruz. Yan yana olmasanız sıkıntı o zaman. Aynen ama sürekli beraberiz. O zaman kötü etkilemiyor sosyal medya. İkimizinkini etkilemiyor. Çok olumsuz etkiliyor. Neden olumsuz etkiliyor? Yani birçok sosyal medyada böyle fenomenim diye insanlar ne bileyim özel hayatlarını hep ortaya döküyorlar. Gerekli gereksiz paylaşımlarda bulunuyorlar. Birçok insanın yuvası dağılıyor. Yani hiç ahlaksız şeyler yapılıyor. Yani iyi yönde kullanılmıyor genelde. Ben negatife etkilediğini düşünüyorum. Neden peki? Ya çünkü şöyle söylüyorum, insanlar erişemeyeceği şeyleri istiyorlar ve kendi içlerinde iş çatışma başlatıyor. İş çatışma başlaması dışa da yansıyor. İlişkilere dolayısıyla negatife dönüşüyor. Peki olumlu yönleri var mı sizce? Akıllı adam olumlu yönleri de var tabii. Kullanmasını bilenlere. Evet. Mesela özellikle girişimci olmak isteyen arkadaşları da ben çok görüyorum. Bunun mesela girişim sayfaları var benim de 3 tane takip ettiğim. Nasıl para kazanacağını en azından düzgün bir yolla anlatabiliyorlar. Özellikle şu eBay falan belki hiç duydunuz mu bilmiyorum. Nasıl kullanılacağını öğreten sayfalar var. Takip ettiğiniz zaman para da kazanabiliyorsunuz yani o kısımdan. Yani hem olumlu yönleri var hem de olumsuz diyorsunuz. Genellikle kullanana bağlı. Çok kötü etkiliyor. Neden kötü etkiliyor? İnsanların son zamanlarındaki ahlaksız şeyleri falan sürekli yani Instagram, Facebook, Twitter aracıyla. Bu da insanların toplumsal ve kültürel davranışlarını çok büyük etkiliyor. Herkesin elinde telefon var. Evet, ben de çok kullanıyorum. Nasıl etkiliyor peki? Çevrenden uzaklaştırıyor mu seni? Bence uzaklaşmıyor, daha çok kaynaştırıyor. Oo, sosyal medya kaynaştırıyor mu? Bence öyle. Farklı bir cevap geldi. Sizce peki? Yani iyi yanları da var, kötü yanları da var. İyi yanları neler, kötü yanları neler? İyi yanları istediğiniz şeyi hemen bulabiliyorsunuz. Kötü yanları da kötü yollara götürebilir yani. Nasıl kötü yola götürebilir? Yani olabilir her şey, dolandırıcılık falan. Yani insanlar buna aldanabilir. Evet aldanabiliyor. Görüyoruz. Olumsuz yönde etkiliyor. Neden? Çünkü genellikle ahlak dışı neşriyatlarına ışık tutuyor. Ve de bütün gene ilim, bilim hakkında hiçbir yayın yapmıyor. Genellikle varoş kesimine hitap eden yayınlar yapması nedeniyle Türk ahlakının örf adetlerini de bozuyor. Eğitimini de bozuyor. Dikkat edilirse eğitime yönelik hiçbir programı yok. Sosyal medyayı bir fabrika olarak düşünürsen insanlar da onun bir ürünü. Ben böyle yorumluyorum. Yani insanları sosyal medya yönetiyor, aynen, yönlendiriyor. Yönlendiriyor ve yönetiyor. Sosyal medya bir fabrika, insanlar da onların yaratmış olduğu bir ürün. Bence olumsuz etkiliyor. Neden olumsuz etkiliyor? Çünkü yani çocukluktan başlıyor insanlar, yani çocuklar başlıyor çocukların elinde. Yani yetişkinlikte olsun, bazı şeylerde olsun bence olumsuz etkiliyor. Yani çocuklar olumsuz etkiliyor ve insanlara da olumsuz etkiliyor.